dünyada insanlık tarihinin baş başa kaldığı önemli sorunlardan bir tanesi. Özellikle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvenliği ve Güvenliği ve Beslenme raporuna göre yeryüzünde 690 milyon insan her gece aç yatıyor. 2030 yılına kadar ise 840 milyonu aşkın insanın açlık ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Yeryüzü doktorları ise uzun yıllardır ihtiyaç sahibi coğrafyalarda açlık ile mücadele kapsamında beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Bu yılda beslenme tedavileriyle hayat kurtarmanın mümkün olduğuna bir öğün değil bir ömür adlı kampanyası ile dikkat çekiyor ve bugün değerli bir konuğumda yine bununla birlikte Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Ağan Güney kendisi olacak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak böyle bir kampanyayı yürüttüğünüz için, böyle bir projeye destek verdiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum sizlere. Küresel bağlamda baktığımız zaman küreselleşmenin en büyük sorunlarından bir tanesi de açlık olduğunu biliyoruz. Projenin bir kapsamından başlayalım, ardından tekrardan bölgesel olarak da devam edelim. Şimdi Yeryüzü Doktorları Derneği bizim ülkemizin sağlık çalışanlarının bir cemiyeti, bir katılımcı dernek. Hemşire hanımlar, hekimler, doktorlar 20 yıldır hem ülkemizde hem de uzak coğrafyalarda sağlık yardımları yapıyor, insani yardım yapıyor. Bu çerçevede de 20 yıllık bir tecrübenin içerisinde ilk yıllar biraz daha böyle amatör gibiyken süreç içerisinde birçok daha kırılgan sosyal grupları tespit etti. Bunlar bebekler, çocuklar, anneler, işte mülteciler, kriz anındaki, ilk andaki karşılaşan her türlü insan ya da çatışma alanlarındaki yoksulluk ve yoksulluklar. İşte bu projemizde bu süreç içerisinde oluşmuş tecrübelerden ortaya çıktı. Şöyle ki 5 yaş altı çocuklar, anneler, gebeler çok daha kırılganlar, çok daha ihtiyaçları yüksek. Küçük desteklerle hayata tutundurulabiliyorlar. Mesela 40 yaşındaki güçlü bir erkek zor bir durumda kalsa ve tabii ki insani yardıma ihtiyaç duyan, sağlık yardımına ihtiyaç duyan bir durumdur. Ama 3 yaşındaki bir bebeğin durumuyla aynı değil. O sebeple Yeryüzü Doktorları beslenme sağlığı projelerini önemsedi, geliştirdi, büyüttü. Şu an dünyada 23 ülkede 23 farklı noktada merkezleriyle hizmet veriyor. Birkaç farklı ülkede özellikle çatışmanın, sıkıntının, yoksulluğun olduğu bölgelerde beslenme sağlığı hizmetleri veriyor. Efendim Çat'ta veriyor, efendim Yemen'de veriyor biliyorsunuz çatışmaların çok yoğun olduğu yerler. Ve bu konuda gitgide artan tecrübesiyle, birikimiyle, hizmetleriyle yoluna devam ediyor. Bu projemiz bir öğün değil bir ömür projesi. Devam ede gelen bu beslenme sağlığı hizmetlerimizin devamını ve bunun farkındalığını arttırmak için yaptığımız, biraz da Ramazan'ın bereketinden faydalanmak için, hem faydalanıcıların imkanlarını arttırmak hem de böyle bir hayır yarana katılmak isteyenler için yaptığımız bir duyuru, bir çığlık aslında. Evet, şimdi çok oldukça önemli ve baktığımız süreç içerisinde bu ayında bir miktar daha yardımlaşmanın ve desteklerin öne çıktığı bir ay olarak düşünürsek bu projeye nasıl destek verebiliriz? En önemlisi bu. Burada şimdi gönüllü olarak yer alabiliyor muyuz? Gönüllülüğün dışında maddi anlamda da destek bağlamında nasıl bir yola başvurmalıyız? Sizlerle birlikte nasıl çalışmalıyız? Önce buna da açığa kavuşturalım. Şimdi çok uzak coğrafyalara gönüllü olarak gitmek kolay değil. Veya orada bulunmak, bunlar zor şeyler. Yani Yemen'de çatışma ortamında, hele Covid pandemisi gibi bir şey varken gitmek, gelmek çok zor. Ancak olup devam edebilen projelerimiz üzerinden faaliyetlerimizi güçlü ve iyi bir şekilde devam ettirebiliriz. Nasıl destek olabiliriz böyle bir projeye? Yeryüzü Doktorları Derneği'nin herhangi bir arama motoruna yazıldığında çok güzel bir internet sitesi var. Cemiyetin ne olduğu, ne yaptığı, ne kadar yapabildiği, başarıları, nerede kaç tane beslenme tedavisi verdiği, kaç çocuğu muayene ettiği, kaç çocuğu ameliyat ettiği ya da kaç erişkin ameliyat ettiği belli. Devam edebilen gelen projeleri var. Yeryüzü Doktorları bilmeyenler için bahsedelim. Mesela Filistin'de 55'in üzerinde ülkede faaliyet gösterdi. Filistin'de projeleri var, Afganistan'da, Bangladeş'te, Sudan'da, Nijer'de, aşağı yukarı her ülkede çalıştı. Bizim ülkemizin içerisinde de mülteci sağlığıyla ilgili projeleri var, Suriye içerisinde klinikleri var. İşte bu projeyi desteklemek için internet sitemize girerek buradan bize bağış yapılabilir, incelenebilir, sosyal medyada, çevremize, tanıdıklarımıza bu projenin güzelliği anlatılabilir.
Yani bir şekilde bizim savunucumuz olarak bulunabilir. Aynı şekilde SMS hatlarıyla maddi destek verebilirler. Çünkü bu proje bir beslenme projesi. Ramazan'da böyle güzel bir ay. 77-12'ye bir mesaj atılırsa ve fitre yazılırsa fitre üzerinden yardım yapılabiliyor. Diyelim 4 kişilik bir ailesiniz, 4 tane SMS atıyorsunuz, fitre ibadetini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde 66-12'ye hayat yazarak bir SMS atabilirler. 66-12 isimli numaramıza gönderebilirler. Hayat yazılırsa o da yine hayata destek olarak buradaki faaliyetlerimize devam ediyor. Ramazan'la ilgili aynı zamanda yeryüzü doktorları 16 ülkede kumanya dağıtımları yapıyor. 3 ülkede iftarlar düzenliyor, ihtiyaç sahiplerine gıdalar veriyor ve sizin adınıza, sizinle birlikte çalışmaya devam ediyor. En değerli şeylerden biri de yeryüzü doktorlarının internet sitesini izlemeniz, sosyal medya, Instagram, Facebook, Twitter'daki adreslerini takip etmeniz, zaman zaman bunları başka mecralarda sizinle paylaşmanız ki öteki insanları düşünmek dünyanın en çok ihtiyacı olan şeyi. Maalesef dünyada büyük bir eşitsizlik, büyük bir adaletsizlik, büyük bir paylaşma problemi var. Belki bizim gibi cemiyetler desteklenerek, görünürlüğü arttırılarak daha ötekini düşünen bir toplum oluşur. Ötekini düşünürse insanlar her şey daha yaşanabilir hale geliyor. İnsanlar daha empati sahibi oluyorlar. Demokrasi daha güzelleşiyor. Ötekini düşünen insan şiddetten, ötekiyle diyalog, şiddetten uzaklaşıyor, ötekiyle diyaloğa başlıyor. Bir şekilde paylaşmak insanın ruhunu arındırıyor. Ekonomileri de düzeltiyor. Sadece tek taraflı güçlü ekonomiyle dünya yaşanabilir değil. Çünkü ticaret için, satmak için, almak için başka toplumlarla da ticaretin, hayatın, sağlığın güçlenmesi lazım. İşte paylaşmak bunun hepsini güzelleştiriyor. Biz yeryüzü doktorlarına gönül veren hekimler, hemşire hanımlar, diş hekimleri, eczacılar olarak öteki coğrafyalardaki insanlara hep birlikte ulaşıyoruz. Oralara bir sağlık eli oluyoruz, bir bazen yara bakımı oluyoruz, evde sağlık hizmeti oluyoruz. Yeryüzü doktorları her yıl 5000 o civarında katarak ameliyatı yapıyor. Binlerce beslenme tedavisi yapıyor. Gelişme geriliği olan, malnutrisyon içerisinde bulunan bebeleri hayata katıyor, onların gelişme geriliklerini azaltıyor, zeka gelişimlerini, vücut büyüme endekslerini düzeltiyor ve yaşıtları arasında hayata tutunmalarını sağlıyor. Güzel bir cemiyetimiz var, bizim ülkemizin bir değeri. Hep birlikte sizlerin de maddi manevi katkılarıyla inşallah daha güzel olacak gelecek günler. Evet, yeryüzünün acı bir gerçeği olarak da açtığın, öne çıktığı bir durumda biraz rakamlara da değinecek olursak, dünya üzerinde 690 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Ve bunun yanı sıra 2019 verisine baktığımız zaman 5 yaş altı 144 milyon çocuk beslenme yetersizliği sebebiyle de gelişimini yine tamamlayamıyor. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Açlık oranının en yüksek olduğu ülkelerden Yemen'de 24 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve 16 milyon 200 bin insan ise açlıkla mücadele ediyor. Bunun yanı sıra Çat'ta 5 yaş altı çocukların %43'ü kronik beslenme rahatsızlığı, yetersizliği nedeniyle mücadele ediyor ve Afganistan'a döndüğümüz zaman da 12 milyon 500 bin insan şiddetli açlık çekiyor. 5 yaş altı çocukların %41'i beslenme yetersizliği sebebiyle burada da yine gelişimini tamamlayamıyor. Çok ciddi anlamda bir gelir dağılımı adaletsizliğinin de yaygınlaştığı bir küresel ortamdayız. Şimdi bu rakamlara değinecek olursak biraz daha, yıllara göre artan bir adaletsizlik mi var, yoksa bu projelerle birlikte bir miktar daha dikkat çekilip burada bir gelişme mi söz konusu? Buna biraz aydınlatmanızı isteyeceğim. Yani burada Gini katsayısı diye hep bizim ekonomistler olarak yakından ilgilendiğimiz gelir dağılımı adaletsizliği bir miktar daha son yıllarda öne mi çıkıyor dersiniz? Ne dersiniz? Biraz da farkındalığımız artıyor. Öbür taraftan zenginleşme aradaki farkı açıyor. Ama esas büyük problem güçlü, adil, paylaşımcı olmayan devletler veya sosyal çatışmalar. Mesela bakınız Yemen'de bu savaş öncesi dönemde yeryüzü doktorları Türkiye-Yemen arasında diş hekimliği kongresi, genel cerrahi kongresi, kardiyoloji kongresi yaptı. Buradan oraya gönüllü hekim arkadaşlarımız gittiler, eğitimler verdiler. Birçok ameliyatlar gerçekleştirdik. Karşılıklı eğitim için buraya hekim arkadaşları getirdik, bizler gittik. Ancak sonra savaş çıktı. Bizim çalıştığımız hastaneler, kullandığımız cihazların hepsi bombaların altında kaldı. Devam edemedi. Arkasından
ülkeye olan o muhasara, sosyal grupların birbiriyle çatışmasının arkasından açlık, iç mülteci kampları ve göçler oluştu. Gittiğiniz yerde inanamazsınız. İnsanlar o kadar zor durumda, o çöl gibi kuru yerlerde sıkıntılı durumdalar ki mecburen biz faaliyetlerimizi daha üst seviyeden daha alt seviyeye çektik. Çünkü artık savaş var ve imkansızlık vardı. Orada beslenme sağlığı merkezleri, birinci basamak poliklinik hizmetleri, mülteci kamplarının çevresinde bir takım faaliyetlere dönüştük. Yani aslında olan şey biraz geriye gitti. İşte Afganistan, yani bu kadar uzun süreli savaş, sosyal çatışmalar. Bakın diğer yüz doktorların Bangladeş'te poliklinikleri var. Ne bu? Myanmar'dan kaçan Arakanların sığındığı yerlerde. Dolayısıyla yani dünya daha zenginleşirken, güzelleşirken her zaman daha iyiye gitmiyor. İşte ekranda görüyoruz Filistin'de bombaların altında kalan, bacaklarından kurşunlarla vurulan insanlar var. Ve bu insanlara yönelik yeryüzü doktorları evde fizik tedavi hizmetleri, yara bakım hizmetleri veriyor. Psikososyal destekler veriyor. Esas bizim gördüğümüz doğal afetler, depremler, tsunamiler, benzer şeylerden, kıtlıklardan ziyade daha çok bu sosyal problemler, yani devletlerin sosyal grupların birbirisiyle çatışması bu tip olaylara neden oluyor. Eğer dünyada kalıcı, gerçekçi bir barış veya daha disipliner bu çatışma alanlarındaki çatışmaları azaltıcı faaliyetler olmazsa gelecekte muhtemelen benzer şekilde mağduriyetleri daha çok göreceğiz. Biz insani yardım cemiyetleri olarak tabii ki devletlere ödev vermek, devletleri düzenlemek, sosyal grupları barıştırmak gibi iddialarımız olamaz. Çünkü insani yardımla ilişkisiz şeyler bunlar. Ama en azından çok zor durumdaki sosyal grupları desteklemek çatışmaların daha da artmasını, mağduriyetlerin azalmasını engelliyor. Bir şekilde merhametli, vicdanlı, dünya için iyi şeyler düşünen insanlar her alanda çalışıyorlar. Bir takım insanlar çevreyle ilgili faaliyetlerle, hayvan hakları ile ilgili faaliyetlerle çalışıyorlar. Bazı insanlar bireylerin özgürlükleri, devlete karşı veya devletler arası hukuku düzenleyici çalışmalarda bulunuyor. Ama insani yardımın sağlık gücü olan bizler ise insanların sağlığıyla ve onların daha erişilebilir sağlık hizmetleriyle uğraşıyoruz. Beslenmeleriyle uğraşıyoruz. Daha temiz suya ulaşım, sanitasyon ve hayatı psikososyal olarak destekleyerek daha düzgün yerde olmaları için faaliyet gösteriyoruz. Yeryüzü Doktorları Derneği'nin sitesinde olursa bunun bakılırsa eski faaliyet bölgelerinde neler yapıldı ayrıntılı olarak görünür. Biz her yıl 2020, 19, 18, 2017 hangi ülkede neler yaptık, ne kadar ulaştık, ne işler başardık, çok da yazmıyoruz ama neleri tam başaramadık, daha iyi ne olabilirdi hepsini bildiriyoruz. Yani bir şekilde sıradan bizi izleyen bir normal vatandaşımız dünyanın iyilik tarafına bir şeyler koymalı. Eğer siz iyilik tarafına bir şey koymazsanız, bir şekilde merhametli bir dokunuş yapmazsanız, herkes böyle dokunmazsa o zaman dünya çok kötü bir yer olur. Ama herkes kendi evini temizlerse bütün şehir tertemiz olur. Küçük bir şey, kendi sosyal medyalarından, dillerinden, paralarından, emeklerinden küçük küçük aktarırlarsa bu küçük çabalar biriktiğinde küçük damlalar gibi kocaman seller olur ve dünyayı düzeltir. Yeryüzü doktorları bu amaçla dünyanın birçok yerine koşturuyor. Daha doğrusu yeryüzü doktorları koşturmuyor. Türk insanının, bizim insanımızın merhameti koşturuyor. Biz onun bir sesiyiz. Bu anlamda dünyadaki bu kötüye gidişi durdurmanın başka çaresi yok. Evet. Çünkü merhamet ve ötekini diğer kam olmak girince siyasetçilerin sesleri daha azalıyor. Çatışan sosyal grupların iddiaları da böyle bir aşağıya doğru iniyor. Ötekini görüyor ve iyi olmak gerek, merhametli olmak lazım diyor. Bize lazım olan şey bu. Evet, bununla birlikte bir miktar daha burada aslında yardımlaşmanın da öne çıktığı, herkesin yakınındakine yardım ettiği durumda. Zaten dünyada da açlık ve yoksulluktan çok da bahsedemeyeceğimiz bir duruma, hayal ettiğimiz bir dünyaya doğru da döneceğimizden şüphemiz yok. Şimdi bağış miktarlarına baktığım zaman özellikle internet sitenizde de oransal olarak bireysel bağışlar burada oldukça önemli bir orana sahip. %55,18'lik bir oranı oluşturuyor. Kurumlardan gelen bağışlara baktığım zaman ise burada bir miktar biraz daha zayıf gibi görünüyor görece olarak. %3,07. Fonlar ve hibeler ciddi anlamda desteklenmiş görünüyor. %24,88. Ve diğer bağışlara baktığımız zaman da burada da 16,38'lik. Sanki kurumların biraz daha desteğine ihtiyacı var değil mi? Yani burada büyük kurumlar aslında elini taşın altına koysa bu proje
zaten çok büyük bir proje, zaten çok güzel, güzel de bir amaca hizmet eden bir proje ama sanıyorum bireysel bağışların yanında kurumların bağışlarına da ihtiyaç var oldukça. Çok haklısınız. Bir ekonomistle konuştuğumuzu şimdi anladık. Cemiyetimizin ekonomik verilerini incelemişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Temel yaklaşım şöyle. Bir hareket bir şekilde maddi hedefleri olan bir hareket ise şayet bahsettiğiniz tarzda bir endüstri mühendisliği ekonomik duygu olur. Ama biz yeryüzü doktorları çok yapmak, niceliği arttırmak, böyle acayip büyük paralar tabii ki büyümek isteriz. Den ziyade niteliği güçlendirmek, iyi şeyler yapmak ve iyi şeyi yapılmasına öncülük etmek. Bunu aynı zamanda da klonlayarak başkalarının yapmasına da müsaade etmek istiyoruz. O yüzden daha küçük, sıradan insanların 3 lira, 5 lira, 10 lira, 300 lira, 200 lira bağışları bizim için daha değerli. Çünkü bakın olayın bir boyutu var. Veren, yapan ve alan aradaki şey. Biz verenin daha geniş kitlere dayanmış, daha küçük küçük bağışların olduğu veren kısmını güçlendirmeyi çok arzu ediyoruz. Çünkü veren, iyilik yapmaya niyet eden kişi bir şekilde bir yolunu buluyor ve o iyilik kendi kendine yavaş yavaş devam ediyor ve gelecekte de daha farklı alanlarda da bu güzelliği götürüyor. Dikkat ederseniz deminden beri devamlı iyilik yapanın, paylaşanın pozisyonunu, duygusunu, arzusunu anlatmaya çalıştım. O yüzden yeryüzü doktorları temel olarak halka hitap etmeye çalışıyor. Çünkü diğer kam olan insanlar buluştukça, şuurlandıkça, tanıttıkça, anlattıkça zaten kurumlar, fonlar, devletler halkın arkasından geliyor. Halkının karşısında durabilen bir devlet var mı? 3 gün durur, 10 gün durur. Dolayısıyla toplumun temel vicdanına hitap eden bir liderlik yapmak istiyor yeryüzü doktorları. O yüzden biz bu şeyden çok memnunuz, bireysel bağışlardan ve böyle devam etmesini arzu ediyoruz. Gelecekte de çok büyük paralar, çok büyük bağışlar tabii ki iyi olur da hani temel hedefimiz bu değil. Güzel ve iyi şeyler yapmak, bize emanet edilen gönüllü emeklerini, maddi değerleri, bağışları hepsini en uygun şekilde kullanmak istiyoruz. Çünkü biz bir sosyal hareketiz, bir cemiyetiz, katılımcı bir cemiyetiz. Türkiye'nin her yerinden, her sosyal tabakadan, her siyasi görüşten katılımcı arkadaşlarımız var. Ve böylece bütün ülkemizi bir araya tutan bir mayayız aslında. Öyle de olmak istiyoruz. O yüzden ekonomik olarak değerlendirmeniz güzel ama biraz da böyle bir fırsat verdiniz bana. Onun için özel teşekkür ediyorum. Evet, şimdi diğer tarafta fonlar ve hibeler tarafından da desteklenen bir proje. Bu da oldukça önemli. Yani çünkü bizler biliyoruz ki kalkınma ajansları olsun, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonlar olsun bir miktar daha projelerin etkinliğini de arttırmaya sebep oluyor. Şimdi fonlar ve hibeler bağlamında baktığımız zaman uluslararası yapılardan da destek alıyor musunuz hibe bağlamında? Bu da çok önemli çünkü Türkiye'nin adını duyuran da bir projesiniz. Yani şöyle, çok daha öne çıkıyor. Fonlar ve hibeler önemli. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulayıcılarından birisi yeryüzü doktorları. Ortak projelerimiz var. Bu bahsettiğimiz beslenme sağlığı merkezlerimiz UNICEF'le birlikte yaptığımız projeler. Bunun gibi uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla çok çalıştık. Türkiye'mizde Kızılay'la, efendim, Sağlık Bakanlığı'yla, TİKA'yla birçok ortak faaliyetler gerçekleştirdik. Bunlar güzel ve doğru şeyler. Ancak cemiyetler açısından şöyle bir şey var. Fon sağlayıcı aslında kendi kafasında bir duygu var. Diyor ki ben şurada şunu yapacağım. Ve bunu yaparken sizin gibi sosyal katılımcı grupları, bizler gibi grupları yanına çağırıyor ve birlikte faaliyet yaptırıyor. Bu böyle, ama aynı zamanda bu fonlar sizi bir yere yönlendiriyorlar. Ancak yerli doktorlar 20 yıldan daha uzun süredir kendi hedeflerini, kendi projelerini koydu. Kendi kırılgan gruplarını, ihtiyaç sahipliklerini kendisi tespit ediyor. Şüphesiz fonlar ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmaktan dolayı hem tecrübe, hem birikim, hem de etkinlik açısından çok şey öğrendik, devam ediyoruz. Ettirmeyi de amaçlıyoruz, hatta büyütmeyi düşünüyoruz. Fakat temel hedef bizim kendi gördüğümüz, kendi insanımızın vicdanındaki iyiliklerin ulaşmasıyla ilgili temel yaklaşımımız. Mesela Ramazan, şimdi fitre, efendim, kumanya yardımları ya da Kurban Bayramı'nda kurbanla ilişkili gıda yardımları, bunun ötesinde bizim tespit ettiğimiz aç bebekler, yetimler, anneler, engelliler, böylece kendi vicdanımız, kültürümüz, medeniyetimizden gelen kendi doğrularımızla yola çıkıp devam edebilmek için
O yüzden bireysel bağışları yönlendiren bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Çünkü parayı veren, emeği veren aslında kurumları biraz yönlendiriyor. Mesela yeryüzü doktorlarının son dönem en önemli çalışmalarından birisi şu. Bağışçı ısrarla bir şey yaptırmak istiyor. Mesela cami yaptırmak istiyor, okul yaptırmak istiyor, sağlık ocağı yaptırmak istiyor. Afrika'da, Afganistan'da ihtiyaç sahibi yerlerde böyle şeyler çok geliyor. İle bir bina görmek istiyor. Ama biz yapılmış birçok boşalmış bina gördük. Mesela ısrarla su kuyusu açtırmak istiyor. Halbuki daha önce açılmış ve tıkanmış çalışmayan su kuyuları gördük. Esas olarak emek verilmesi gereken yer sürdürülebilir, insana dokunur, onun ihtiyacını giderir ve devamlılığı içeren faaliyetler. Aynı zamanda da daha yardım yaptıktan sonra kapasite oluşturan, kendi kendine çalışabilir bir sistem oluşturan faaliyetler. Mesela bir yere gidiyorsunuz, bir şey veriyorsunuz, geliyorsunuz. Ben bunu çok anlatıyorum. O kadar. Ama bir yere gidiyorsunuz, bir şey veriyorsunuz, orada kalıyorsunuz, emek ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Siz çıktığınızda o ilk anki yardımın yanında kişi kendi kendine ayakta duruyor. Bir kendi kendine bir sağlık ocağı çalışıyor, kendi kendine bir hastane çalışıyor. Yoksa biz gidelim, ameliyatlar yapalım, gelelim. Gidelim, işte beslenme hizmetlerini verelim, gelelim. Ya da orada bir şey yapalım ama biz bıraktığımızda aynı şey devam etsin. Bu doğru değil. Burada insani yardımın geliştirilmesi lazım. Yapıp ettikten sonra yardım ettiğiniz kişi bir şekilde kendisi hayata tutunabilmeli, kendi kendine çalışabilmeli, emek edebilmeli, daha iyisi ve güzeli için bir arzu, umut içerisinde mümkün olan en uygun, yani o dezavantajlarının azaldığı bir şekilde hayata yeniden katılabilmeli. Yoksa devamlı tek taraflı veriş bir müddet sonra bazen bazı coğrafyalarda da gördük şey yapıyor, tek taraflı beklentiyi oluşturuyor. Kişi devamlı bekliyor ve kendisi üretmeyi kesiyor. O zaman bu aslında o an iyilik gibi görünse aslında kötülük yapıyorsunuz. Onu hayata tutunan, o mücadele azmini savunan kişi olmaktan çıkarıyorsunuz. O yüzden insani yardımların, sağlık yardımlarının bir şekilde niceliğinin arttığı gibi niteliğinin de geliştirilmesi lazım. Fakat fonlar ve bağışçı talepleri daha çok geliştirme yönünde değil de ısrarla verme ve bırakma modelinde oluyor. Biz bunu yoğurmaya çalışıyoruz. İşte Yeryüzü Doktorları Derneği'nin bir öğündeyi, bir ömür projesi, internet sitemizde yaptıklarımız hep sürdürülebilir ve kapasite oluşturan yardımlar. Evet. Böyle olursa şayet ancak daha yaşanılır bir dünyaya ulaşırız. Kesinlikle ve dolayısıyla Yeryüzü Doktorları kapsamında yürütülen şu an 23 adet merkez ve 11 tane mobil ekibe destek olmak için 280 TL tutarında da bağışla birlikte bireysel yardımlar da çoğalabilir ve bu güzel proje daha da genişleyebilir. Hocam çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz değerli kıymetli bilgiler ve verdiğiniz emekler için. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Son olarak 6612 SMS numaramızı hatırlatmak isterim. 6612'ye hayat yazarlarsa bu projemize destek vermiş olurlar. 7712 SMS numaramız ise fitre ibadeti için. Biliyorsunuz bayram namazına kadar verilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır bir gıda ve beslenme desteğidir fitre. Çok da güzel bir ibadetimiz. Allah'a hamdolsun. Ne güzel bir şeyimiz var, geleneğimiz, dinimiz var. 77-12'ye mesaj atarlarsa bir kişinin fitre ibadeti gerçekleşmiş olur. Çok sağolunuz, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Yeryüzü Doktorları'ndan yürütülen Bir Oyun Değil Bir Ömür kampanyasının bugün yine ayrıntılarını da işlemiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.